NATO Parlamenterler Asamblesi'nin 66. yıllık oturumunda Alman milletvekili Jürgen Trittin'in Türkiye hakkındaki sözlerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten tepki geldi. Türkiye'yi asılsız iddialarla suçlayan Alman vekili Stoltenberg, "Türkiye değerli ve önemli bir müttefik. Türkiye uluslararası terörle mücadelede hayati rol oynamaktadır. Türkiye, Irak ve Suriye'de sahada DAEŞ'la savaşan tek müttefik" dedi. Avrupa'daki Türk düşmanlığı uluslararası her platformda kendini gösteriyor. Bunun son örneği NATO Parlamenter Asamblesi'nde yaşandı. Alman milletvekili Jürgen Trittin, NATO Parlamenter Asamblesi 66. yıllık oturumunda Türkiye hakkında asılsız iddialarla suçlamalar yöneltti. Trittin'in hadsiz suçlamalarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten tepki geldi. Stoltenberg verdiği cevapla Alman vekili adeta susturdu. Oturumda söz alan NATO Parlamenter Asamblesi Almanya Delegasyonu üyesi Jürgen Trittin, Türkiye'nin NATO değerlerini paylaşmadığını iddia ederek "Türkiye bir hukuk devleti değildir" dedi. Türk hükümetini Erdoğan rejimi şeklinde nitelendiren Alman milletvekili, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in Libya ambargosunu deldiğini, bugün Akdeniz'deki Alman gemilerini tehdit ettiğini ileri sürdü. Trittin, "Türkiye Avrupa Birliği'nin münhasır ekonomik bölgesini ihlal ediyor. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ı destekleyerek AGİT ateşkesini ihlal etmesini sağlıyor. Türkiye'yi bir ortak olarak değil, NATO'ya bir tehdit veya NATO'yu suistimal eden bir ülke olarak görmemiz gerekmez mi?" ifadesini kullandı. Trittin'e yanıt veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye değerli ve önemli bir müttefik. Türkiye uluslararası terörle mücadelede hayati rol oynamaktadır. Türkiye, Irak ve Suriye'de sahada DAEŞ'la savaşan tek müttefik" dedi. "Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar mülteciye ev sahipliği yapmamaktadır" diyen Stoltenberg, "Türkiye'nin S-400 satın alması, Doğu Akdeniz'deki durum, Libya gibi konularda bazı endişeleri bulunduğunu, bunları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yaptığı görüşmelerde dile getirdiğini aktardı. Stoltenberg, NATO'nun müttefikler arasındaki anlaşmazlıklar için bir platform olduğunu belirterek, "Bu platformu bu tür konuları ele almak, bir birliktelik bulmak için kullanmaya çabalıyoruz. Son olarak, Türkiye ve Yunanistan arasında NATO'da kurulan çatışmayı önleme mekanizması örneğinde olduğu gibi" diye konuştu. NATO Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı ve Türkiye Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da Stoltenberg'den sonra söz alarak Alman milletvekiline tepki gösterdi. Bak, Stoltenberg'e Türkiye'nin değerli ve önemli bir müttefik olduğu yönündeki değerlendirmesi için teşekkür ettikten sonra şunları söyledi. "Alman milletvekilinin Türkiye ve Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözlerini kınıyorum. Türkiye demokratik bir ülkedir ve birçok NATO misyonunda görev almaktadır. NATO Genel Sekreterinin de söylediği gibi, Türkiye DAEŞ'la Suriye'de sahada göğüs göğüse çarpışan tek ülkedir. Doğu Akdeniz ve diğer konulardaki anlaşmazlıklar konuşulabilir. Genel Sekreterin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'daki görüşmelerinde bunlar ele alınmıştır. Alman milletvekilinin Türkiye hakkında söylediklerini kabul etmek mümkün değildir." İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Akdeniz'de Türk gemisine dün yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin Bayrak Devleti Türkiye'den cevap almadan gemiye çıkıldığını bildirdi. İrini Operasyonu'nun 5. kez bir gemiye çıktığı belirtilen açıklamada, uluslararası sularda gerçekleşen bu faaliyetin operasyonun yetkisinin parçası olduğu ileri sürüldü. Komuta Merkezi, İtalya'nın başkenti Roma'da olan İrini Operasyonu'ndan Akdeniz'de Türk gemisine yönelik denetime ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İrini Operasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2292 ve 2526 sayılı kararlarının uygulanması çerçevesinde Rosalyn A isimli Türk bayraklı genel kargo gemisine çıktı ve Libya'ya yönelik silah ambargosuna ilişkin incelemelerde bulunduğu ifadesi kullanıldı. Açıklamada, İrini Operasyonu'nun ilgili BMGK kararlarına uygun olarak Bayrak Devleti'nin onayını almak için iyi niyetle çaba sarf ettiği iddia edilirken şu ifadelere yer verildi. Bayrak Devleti'nden cevap alamayan Alman Hamburg Fırkateyni ekibi, Bingazi Limanı'nın yaklaşık 160 deniz mili kuzeyindeki uluslararası sularda gemiye çıktı. Gemi kaptanı ve mürettebatı gemiye çıkarma sırasında işbirliğine açık bir tavır sergiledi. Bayrak Devleti, geminin incelenmesine izin vermediğini bildirdiğinde, İrini Operasyonu gemide hiçbir yasa dışı malzeme izine rastlanmayan arama faaliyetini durdurdu ve gemi yoluna devam etmek üzere bırakıldı.
İrini operasyonunun 5. kez bir gemiye çıktığı belirtilen açıklamada, uluslararası sularda gerçekleşen bu faaliyetin operasyonun yetkisinin parçası olduğu ileri sürüldü. Açıklamada operasyonun Avrupa Birliği'nin Libya'ya yönelik Berlin sürecini destekleme taahhüdünün bir parçası olduğu da ifade edildi. İrini operasyonunun ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararı uyarınca Libya'ya ve Libya'dan silah veya ilgili malzeme taşıdığından şüphelenilen açık denizlerdeki gemilerin denetimlerini gerçekleştirebilme yetkisi olduğu kaydedildi. Bu arada İrini operasyonunun açıklamasına karşın Türk bandıralı geminin personelinin çektiği görüntülerde ve geminin güvenlik kamera kayıtlarında Alman askerlerinin personele yönelik sert müdahalesi dikkat çekti. İrini Harekatı, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor. 2292 no'lu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor. Bazı Avrupa ülkeleri AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken, daha cesur davranan bazı ülkelerse tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor. İstanbul'dan demir alan 16 bin tonluk Rosalind A adlı yük gemisi, Libya'nın Misrata kentine doğru ilerlerken pazar günü Akdeniz açıklarında durduruldu. Bir Yunan komutanın idaresindeki Avrupa Birliği'nin İrini operasyonuna bağlı Alman askerler, Türk kargo gemisine helikopterden iniş yaptı. Türkiye'den izin almadan gemiyi aramaya çalışan Hamburg Fırkateyni'nin de görevli askerler, gemi personeli ve kaptanı zorla gözaltına aldı. Alman donanma askerleri gemide silah arandığı iddiasıyla tüm kargoları açtı, yine uluslararası hukuk ihlal edildi. Türk Dışişleri Bakanlığı, pazar öğleden sonra başlayan aramanın pazartesi sabahı 9.38'de bittiğini duyurdu. Olaya çok sert tepki gösterdi. Günün ilerleyen saatlerinde Ankara'daki Avrupa Birliği, Almanya ve İtalya temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verildi. Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü ise personelin arama yapmak üzere gemiye çıktığını fakat Türkiye'nin AB nezdinde olayı protesto etmesi üzerine aramayı tamamlamadan ayrıldığını savundu. Doğu Akdeniz'de bir kez daha şimşek yüklü bulutların çarpışmasına yol açan olay beklendiği gibi dünya medyasında geniş yer buldu. Washington Post, Türkiye, Almanya'yı Libya'ya giden geminin aranması nedeniyle protesto ediyor. Ankara, Avrupa Birliği, Alman ve İtalyan diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. El Cezire, Avrupalı diplomatlara nota veren Türkiye, izinsiz faaliyet ve güç kullanmayı protesto ediyor, Almanya her şeyin protokollere uygun ilerlediğini söylüyor. Alman Frankfurter Allgemeine, Ankara pazar günü Libya'ya giden gemiyi arayan Alman donanma askerlerini durdurdu. Türkiye şimdi de Alman ve Avrupalı diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp nota verdi. Deutsche Welle, Ankara'dan Avrupa Birliği, İtalya ve Almanya'ya protesto notası. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Libya açıklarında Alman fırkateyni tarafından durdurulan Türk bandıralı gemiye ilişkin bir açıklama yaptı. BBC, Türkiye'den Libya'ya giden bir yük gemisinin pazar gecesi Yunanistan'ın güneybatısında Avrupa Birliği'nin İrini Harekatı kapsamında bir Alman fırkateyni tarafından durdurulduğu ortaya çıktı.